Hayır. Motoru söndürmemiz gerekiyor. Ya söndüremezsek? Kıyruk, kanat yanar. Yanarsa? Patlarız. Lan ne diyorsunuz? Oldu olacak. Camı açıp uzattı bir şeyim bari. Sen kolabayı geçin hemen arkaya. Çabuk kemerlerinizi bağlayın. Mesela seni kabine amiri yaptım. Çabuk içeri geçin. Sen de dost kemerini bağla. Çabuk. Ne diyorsam onu yapacaksın. Tamam mı? Tamam. Ben sattım. Devam Fadika, devam. Bildiğin bütün duaları et. Bak öbür tarafa giderken bize sevap lazım ya. Ne diyor, öbür taraf mı ya? Ben öbür tarafa gidiyoruz. Ölecek miyiz? Ya çok üzgünüm Fadikçin de yani şu anda. Sence ne yapıyoruz özgürüz biz? Allah'ım ne diyor bunlar yarabbim. Şimdi tam dediğim zamanda önündeki kolu çekeceksin. Ya hayır hayır, demiri demiri. O demiri tutacaksın. Tut şimdi. Tamam, dediğim anda beraber aynı anda çekeceğiz, tamam mı hayatım? Çekince ne olacak? Yükseleceğiz. Yükseleceğiz mi? Fatih ne yaptık? Uzaya mı çıkacağız? Hemen hemen. Gel şeye. Oksijensiz ortama çıkacağız. Oksijen olmayınca ne olacak Fatih? Ateş olmayacak. Ha? Ateş olmayan yetkili motor duracak. Şoka kalacağım. Evet. Ama bir sorunumuz daha var hayatım. Sakın panik yapma, tamam mı? Öbür motor da duracak. Üçüncü motor devreye girecek, öyle mi? Üçüncü motor yok. İki motorumuz var. Duracağız. Yok mu? Ne olacak peki? Ne yapacaksın sen? Havada durup hop süzüleceğiz aşağıya doğru. Ne? Evet ama orada ben vurduracağım. Neyi vurduracaksın? Şey, sağlam motoru çalıştıracağım yani. Tek şansımız bu, tamam mı hayatım? Çalışmazsa ne olacak? Ölürüz. Hazır mısın? Hazırım. Hayatım hadi. Çek! 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 Çöpüşmedik biliyorsun değil mi? Çöpüşmeden mi öleceğim? Hadi ölmeden diyorum. Öpüşelim değil mi? Öpüşelim. Lan Melisa! Söndü mü? Sönmedi enişte! Söndü mü? Enişte sonra yazıyor! Şimdi enişte söndü. Söndü. Hayatım, şeyi versene. Kulaklığı taksana. Kuleye mi haber vereceksin? Geliyoruz biz de. Söyle, biz de iyice boşaltsınlar, tamam mı? Dur. Bir kulağı açıkta bıraksana. Bak. Hep yapmak istemişimdir. Sayın yolcularımız, İstanbul'dan New York'a inmek üzere havalanan uçağımız teknik sorunlardan dolayı ve pilot vefatından dolayı yardımcı pilotunuz Fatih Şekercizade tarafından emniyetli bir hale getirilmiştir. Şu an her şey yolundadır. New York uçuşumuz iptal oldu. İstanbul'a dönüyoruz. İstanbul'da hava şu anda parçalı bulutlu. 26 derece. Yer yer güneşli. Yer yer sağanak yağışlı. Yer yer parçalı. Bundan sonraki seferlerinizde tekrardan Fatih Şekercizade'nin uçağında buluşmak dileğiyle hepinize iyi inişler diliyorum. Bravo! 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 İşte bu kanka, bravo! Bravo! Oh, kime kaldı? Özleyin enişte. Oğlumu özledim ben. Ay ben seni yerim. Sıkamıyorum. Lütfen. 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 Sırası değil. Perdeyi kapatırsanız eğer otomatik pilot alırım. 20 dakikamızı çay içerek değerlendirebiliriz. Çay. Çay. İçelim.
Canım. Ben de ilk kapatırım şimdi. Ben de. Sayın yolcularımız, pilotunuzun ve yardımcı pilotunuzun ben oluyorum. Birazcık işi var. Bizi rahatsız etmeyin, iyi işler. Bravo! 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 Özlemişim lan. Sakın. Ne? Hayır sakın, uyuyor. Ay Fatih. Uçak düşerken en çok ne diye dua ettim biliyor musun? Uçak düşmesin diye. Yani onun için de ettim tabii de. Şükrettim. Allah'ım iyi ki Selim bizimle, iyi ki burada değil dedim. Tamam hayatım, düşünme bunları. Bak oğlumuza kavuştuk. Fatih. Hı. Allah korusun da bize bir şey olursa Selim ne yapar? Sen hep kızıyorum ama. Ya sen hiç düşünmüyor musun? Hiç aklına gelmiyor mu böyle şeyler? Tamam sen babasın Selim'in. Hepimiz bunu böyle kabullendik. Ama ya bize bir şey olursa? Herkese yalan söyledik biz. Bak bundan sonra çocuğun yanında negatif enerji vermeni yasaklıyorum sana. Ya ne güzel, her şey yolunda işte bak. Çocuğumuza kavuştuk, ayaklara kavuştuk. Tek sorunumuz senin çenen. Çenem. Evet. Çenem öyle mi? Sence gerçekten hayatımızdaki tek sorun benim çenem mi Fatih? Bir düşün bakalım neler neler yaşadık ya. Az kalsın uçak kazası geçiyor. Evet, çok konuşuyorum. Nasıl özlemişim ya? Fatih. Hı? Biz evlenemedik. Ya ne demeyiz acaba biz? Evrenin bize bir mesajı falan mı bu acaba? Ben o evrenin var ya ta ağzının ortasına vururum. Merak etme hayatım. En güzel düğünü, en büyük düğünü biz yapacağız. Hayır hayır, hiç öyle bir şey istemiyorum ben sakın. Niye? Yok aman. Amerika'ya gidip evlenelim, birkaç anımız olsun dedik. Az kalsın ölüyorduk. Tamam, o kadar uzaklara gitmeyiz. İspanya'ya falan gideriz biz de. Yok aman, gerek yok. Ortada kesin boğa kovalar. Bir şey olur. Orada bir şey olmazsa uçağımızı çevirirler havada. Saçmalama Zeynep. Niye çevirsinler? Kim çevirecek uçağı havada? Fatih. Hmm. Ben diyorum ki. Biz şöyle atraksiyonsuz, sakin, sessiz, kendi aramızda bir şey yapalım. Gidelim Kadıköy Evlendirme Dairesi'ne, basalım nikahı. Ne yapalım? Bir daha de bakayım. Gidelim Kadıköy Evlendirme Dairesi'ne, basalım nikah. Senin bu basalım nikah diyen ağzını öperim. Lan. Lan. Sen, hı, ben, bir de bizim ekip. Ha? Kazasız belasız, ne dersin? Bir daha de bakayım. Kazasız belasız. Yok, basmayın. Yap, hadi. Tamam hayatım, tamam. Sen ne istiyorsan onu yap. Ya ben bunu ısırabilir miyim artık? Hayır, hayır. Uyanırsa sen uyutursun. Hı hı. Hadi. Bir meltem kadar hafif, bir esinti kadar taze. Rüzgar olduğunuzu hayal edin. İçiniz huzur dolu, mağrur bir edayla yüksek, görkemli bir dağın zirvesine çıkıyorsunuz. Ay rüzgarım ben. Çok mutluyum. Rüzgarım, evet rüzgarım. Oh. Şimdi yükseliyorsunuz. Daha yukarıya çıkıyorsunuz. İçinizde hiç kötülük yok. Yok. Hiç kötülük yok. Hiç değilse bir hafta yani. Zeynep uzakta ya, yok işte kötülük falan yok bende. Oh. Susun. Konuşmayın. Aa ne oluyor be? Ne oluyor? İster konuşurum ister konuşmam. Ve işte zirveye vardınız. Gözlerinizi açtığınızda bütün sıkıntılarınız sizden uzakta. Çok uzakta kalmış olacak. Şimdi derin bir nefes alın ve gözlerinizi açın. Mukaddes Hanım. Nasılsınız? Anne, ne yapıyorsun? Nereden çıktın sen? Döndük biz. Döndük işte. Niye döndün sen ya? Niye döndün? Çocuklar?
Baba. Ha, merhaba Fendi. Ya siz Amerika'da değil miydiniz? Ne işiniz var burada? Olmadı. Ya, gidemedik. Sebep? Şöyle, uçakta böyle bir takım teknik sorunlar çıktı ama küçük. Yok, küçük değil. Ben karşımda böyle büyük bir sorun görüyorum. Ne sorunu ya? Bana bakın, kavga falan etmediniz değil mi? Hayır, yok, yok babacığım. Yani uçakta küçük bir sorun oldu Zeynep'in dediği gibi. İşte pilot öldü, motor yandı. Ama hallettim ben yani. Aferin. Yeni uçak hazırlatayım size. Yok. Ben bir daha uçağa binmeyi hiçbir şekilde düşünmüyorum. Hatta anada şuraya yazdım. Yalama evimi. Yalama. Yalamuk. Yani tatil planlarımızı birazcık ertelemiş olduk biz. Evet, siz bilirsiniz çocuklar. Mukaddes'im, ya benim o ufak bir radyo vardı, hani gri. Hatırlıyor musun onu nerede? Ben ne bileyim Femi, git Güney'e sor. Sorduk herhalde. Allah Allah. Senin derdin ne? Benim derdim ne ya? Saçma sapan. Ne bu kılık? Dünürümle balığa gidiyoruz hayatım. Ne balığı? Balık balığına hayatım. Hadi çocuklar, hoşça kalın. Ya nereden çıktı şimdi Femi bu balık? Nereye gidiyorsun? Dünürümde ne ya? Dünür mü dedi? Babam kastetmedi herhalde dünür derken. Çok ilginç. Ama hiç inandırıcı değil. Hadi ya. Ay. Ah, boş ver ya. Evde olmak çok güzel her şeyden mi? Hayatım evimizdeyiz. Ne güzel. Bundan sonra hep evimizde kalalım. Şu havuzu da kullanalım. Evet ya, bir türlü giremedik havuzu. Evet, kullanalım. Hadi şu senin o bikinlerden vardı. Onlardan giysene. Onu giyemem burada. Giyersin, giyersin. Şu Brezilya'nın onu. Hmm. O çok yakışıyor sana. Gel odada giyeyim o zaman. Gel gel. Ben işadet şadiye başın için adasa. Neredeysin daha burada? Çaylaçını oynayayım Yadigar. Kız görmüyor musun, çamaşır asayım. Kız ha, bu ipi nereden buldun? Biz buraya çamaşır asmayırız. Niye Yadigar? Evin manzarası bozulur diye mi? Tövbe tövbe. Kız ayıp ayıp. El alem görse ne der o? Topla şunları, topla. Kapının önünden kaldır bunları. Kız Yadigar, bunda ayıp ne var? El alem don giymeyeyim aga. Hem çamaşırın güneş görmesi lazım. Sen bunu bilmeyin mi Yadigar? Don mon deme, ayıp da. Şimdi ayıp yedik Yadigar. Ne yapıp duruyorsunuz kız burada? Hoş geldin canım ya. Kız hanım, çamaşır günü mü yapıyorsunuz yoksa? Kız Ayfer. Çekil bakayım şöyle. Ne oldu ki kız? Kız çekil diyorum sana. Kız anam, ne yapıp duruyor senin bu don burada? Yok kız, bu don benim değil ki. Yadigar'ın donu. Evet. Uy! Öyle değil mi Yadigar? Tövbe estağfurullah. Bir şey söylesene Yadigar. Kız anam, madem atacaksın ufak at ufak. Bu dona Yadigar'dan üç tane daha sığıverin ya. Allah canını almıyor senin eme. Ben bu donu nerede olsa tanırım. Maşallah çarşaf gibi. Çarşaf diye sağa değilir. Gerçek ağızlı karı. Şişt deme kız, deme, ayıp. Anne ya, şu jazmantı bir şey söyleyin. Şimdi de benim odama girdi. Kapıyı da kilitlemiş, çıkmıyor. Oy! Anam, Şazimet bir yerden çıktı kız. Hayırdır inşallah. Kız telaşı verme ortalığı da. Halleder onu da. Bana bak Ayfer teyze. Eğer o odadan çıkmazsa var ya, kapıyı kıran Şazimet ablaya ikinci kattan aşağı atarım. Şazimet'i odamda istemiyorum. Vallahi de billahi de atarım, görürsün. Uy, sus da ayıp. At kızım, at. Vallahi at. Seninle kurtul, ben de kurtulam. At gitsin. Biz geldik. Hay. Oy. Oh. Hoş geldiniz Orhan. Niye erken döndünüz? Yokmuş anne. Hoş geldin Fadi. Hoş geldin. Oh. Fadi. Oh, hadi gel ablam canım. Orhan. Annem. Canım. Cavidan ablam, oy, nasılsın? Oy kurban olur kızım. Hoş geldin. Evet.
Ya demek yeni evimiz burası ha? Ya biliyor musunuz aslında böyle düşününce bir arada yaşamak gerçekten çok güzel olacak. Elif Su, aşkım hadi bana odamı göster. Tamam. Hadi. Çinin çilesi Fatik. Yadigarın donu ha? Demek döndüler ha? Erken döndüler. Keyifleri bilir. Zaten hiç gitmeyecekler. Ne varmış yani Amerika'da ha? Burada mis gibi memleket dururken. Ha? İlla tatile gitmek istiyorsanız gidin Rize'ye be. Öyle değil mi Dünür? Varsa yoksa Rize ha Şevket. Çamlı Hemşin dağları güzel ama ya. Ah dur 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 dur. Bu sefer geldi. Dur. Heyecanlanma Dünür dur. Yavaş yavaş çek bakayım onu. Dur ya bu 40 santim. Hopa. Ya bu ne be ha? Getir bu bakayım. Yavru be. Yavru tabii Dünür getir bakayım. Şevket çıkar şunu. Aman dikkat et ağzına dikkat et. Dünür bak bunları ne yapacaksın? Geri atacaksın. 20 santimden aşağısının avlanması yasak. Ya helal olsun bizim çocuklara be Şevket. He? Nedenmiş o? E baksana bizden iki dost çıkardılar. He. Helal olsun çocuklara. Ulan şu şeker cezadelerin köküne kibrit suyu dökeceğim derken şu geldiğimiz noktaya bak. Öyle az çekmedik senden. Gerçi ben de pek bir bilendim sana ama. Lan sen beni mahpuslara attırdın ben. Doğru. Ama kötü günler geride kaldı Şevket. Öyle. En kötü günümüz bugün gibi olsun dostum. Öyle. Öyle olsun Fehmi. Alalım torunumuzu yanımıza. Balık tutmaya gelelim. O koşsun, oynasın. Ey be. Hayat güzel be Fehmi. Dur. Dur dur dur. Abi dur. Bu ciddi bak bu ciddi. Bırak Allah aşkına ya. Bu 20 santimden büyük Şevket. Yok. Aman dikkat et düşme tatlım. Dikkat et. Yenge yenge en çok siz yoruldunuz. Hacer ablam al sen de ye sen. Yok önce o, siz. Al sen de çok yoruldun. Yok oğlum al yiyin siz ilk önce siz yiyin. İşte bunlarla da hepsini getirdik. Aferin benim kızlarıma. Orhan atın olmayı ha oraya koy. Kurban olan ben. Yadigar. Yes. Abi. Ne oluyor lan burada bir şey mi kutluyorsunuz? Ayfer teyzelerin taşınma olayının nihayet bitişini kutluyoruz dayı. Ha öyle mi? Bitti mi o iş? Haydi geçmiş olsun. Vallahi bu iki aslanın sayesinde bitti. Onlar olmasa ben ne yapardım bilmeyin. Benim kızlara kalsa 60 sene taşınamazdık. Ya ne demek Ayfer abla? Ben her zaman senin emrindeyim biliyorsun. Otomatik olarak da ben de emrinde olayım. Tüh lan size. Yağcı herifler. Hadi bakalım. Böylece yamukluklarınızı da affettirmiş olursunuz bari. Hadi oturun. Oy ben onlara kurban olayım ya. Vallahi bunlar olmasa ben ne derdim bilmeyeyim. Benim kızlar sağ olsunlar. Hiçbir işin ucundan tutmadılar ki. Biri zaten bileyim evde odadan çıkmıyordu. Şimdi de buradaki odadan çıkmıyor. Aa, bu kızım da aynı. Salakana itler gibi dolanıyordu gene dolanıyor. Öyle değil mi kızım? Anneciğim niye öyle diyorsun ya? İşte gitmedim hiçbir yere. Geldim buradayım. He, keyfinden geldin sanki. Tip tip. Kız Ayfer. Ha bugün şükrünü bil bari. Bak ne güzel her işi bitirdik, hallettik. Kahırlanma artık kız, kahırlanma. Yadigar doğru söylüyor. Bugün söylenmek yok Ayfer Hanım. O elindeki ne o da benim spesyalitem. Kanepe yaptım. Ne? Kanepe. O ne bu? Kanepe. Kanepe, ben bayılırım kanepe. Meryem teyzeciğim, ben tatmayı çok isterim. Bir tane alabilir miyim? Hop. Ben bagajım. Tabii. Güzel olmuş. Afiyet olsun. Ya hadi biz de bakalım. Ya abi.
Yavaş. 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 Orhan, Orhan dayı. Çok beğendim. Yavaş. Çok güzel olmuş valla, eline sağlık hanım. Bundan sonra hep yaparım. Yapayım. Bizimkiler geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ay, nasılsınız? İyi ettiniz. Hoş bulduk. İyi ettiniz. Ben de torunumu özlemiştim. Daha oturma gelin. Hadi. Merhaba, merhaba. Dur anneciğim, dur. Dur oğlum. Lan. Sen nereden çıktın yine? Şimdi Fatih sen de geldiğince ben mecburen... Şaka yaptım, şaka. Hadi otur, tamam. Ya bu yemekler ne? Valla kaynanam beni seviyormuş diyeceğim ama. Diyebilirsin Fatih. Zeynep'ciğim, sen de Selim'i bana ver istersen, sen de rahat rahat yemeğini ye. Hadi. Yok, tamam. Ben böyle iyiyim. Tamam. Hadi bakalım Selim. Seni anneanneye vereyim. Ha? Ben rahat rahat yemeğim. Gel bakalım. Gel bakalım anneanneye. Ne? O zaman de haydi yeme. Haydi, haydi, haydi. Allah! Ay dur şuraya. Kızım niye oraya koyayım ya? Görmeyeyim ben buraya çay tepsisi daha zorlayayım. Çek şuradan. Ya anne ne yapacağım bunu? Ben elinde mi tutacağım böyle? Ya ver. Heh. Git yardım, gel teyzeye yardım et. Hadi bulaşıklar seni yok. Yani gerçeksin o bak. Hadi yavrum bırakma yine. Yok yok kızım, sen git arkadaşlarının yanına. Güzelim, ben hallederim ha bunları. Yok ben kıyamam. Git kızım, git. Haydi git arkadaşlarının yanına. Ben ederim onları. Anne. Ya benim odamda tavla vardı. Nerede o? Tavla. Ayşe, tavla neredeydi Orhan Soray? Ne bileyim, bu nereye koyduysan oradadır Allah'ım. Anne, Şazimet beni öldürecek. Kitabımı istiyorum, odaya sokmuyor. Oy, ben sana... Şazimet'in ağzına köpek de... Mut selamın kable. Ben sağ bulurum kitabını. Kızım dur acık bekle. Ya ana, tavla nerede tavla? Tavla, bulayım o tavlayı. Kitabı? Hala. Hala Selim'in suyu nerede? Selim'in suyunu bulamıyorum. Orhan, Selim'in suyu nerede? Ya ne bileyim ben, Selim'in suyu ne ya? Orhan, ne yaptın oğlum tavlayı? Halacığım ya, bir minder falan bir şey verebilecek misin bana? Bulayım uşağım, sana ben... Yani Fatih'cim, ben burada Selim'in suyu diyorum. Ya! Hayır, ben de bir şey yapayım. Hayır, ben de bir şey yapayım. İkinci bir emre kadar kimse mutfağa girmeyecek. Anlaşıldı mı? Haydi dışarı. Yok Allah'ım. Kafam şişti de. Neydi dönde? Ben de unutmuşum. Tamam. Kafa bırakmaz. Ben neydiydim? Dur bulaş. Şazimendir. Suyu Orhan'ın tam yok. Ay kafam kaldırmay. Selim'in tavlası. Dur. O da yok. Ha bu kalmış. Fatih. Bala bak ya. Ya ne güzel oldu be, böyle kocaman geniş bir aile olduk ha, öyle değil mi? Allah senden de razı olsun abi. Vallahi bizi de evine aldın. Ya ne demek Ayfer ya, ne demek? Allah senden razı olsun. Bak geldin, evimize neşe getirdin. Estağfurullah. Öyle değil mi? Hadi gel. He? Öyle öyle. Hadi bakayım. Kim kaybediyor bakalım? Allah şimdilik resim kaybettiği gibi görünüyor. Resim kaybettiği gibi görünüyor. Aşk da kazanacak demek ki. Ne? Amin.
Kamil ya sen de hiç güleceğim yoktu. Hiç reisim yenilir mi şu damada ya? Lan Cevat ne yağlamacı bir adamsın. Çek şu elini. Yağcı falan değilim ben. Gerçekçiyim bir kere. Reisim böyle yeniliyormuş gibi yapar ama sonunda mutlaka yener. Ha görürüz. Roni de. Haydi geliyorum. Haydi bakalım damat. Ne bu? Ha? Ne bu? Damat bu oyun biter. Aferin. Ah ne böyle. Geçmiş olsun. Rövanşını isterim. Ha, mektebe git gel ondan sonra. Ne gülüyorsunuz lan? Fehmi? Anneciğim. Ayol siz hala yatmadınız mı? Çocuk muyum ben mukaddes? Neden bu saatte uyuyayım? Hastasınız ya anneciğim. O açıdan diyorum yani ben. Senin için çok üzgünüm mukaddesciğim. Ama gördüğün gibi ben gayet iyiyim. Ay anneciğim tabii ki iyi olun. Ben sizin her zaman iyiliğinizi istiyorum. Yani siz de odanıza çekilince var ya ev iyice boşalıyor. Zaten çocukların eve uğradıkları yok. Maşallah size vallahi maşallah. Çocuklar odalarında değiller mi? Şevketlere gittiler anneciğim. Ne iyi etmişler. Tabii ki beraber olmalılar. İnsan sevdiklerine zaman ayırmalı. Yoksa zaman sevdiklerini elinden alıyor. Dur bakalım Valide Sultan. Daha yaşayacak güzel günlerimiz var. İnşallah Fehmi. İnşallah. Gerçi ben bunu 30 yıldır diliyorum ama... ...hala bir şey olduğu yok. Anneciğim, vallahi sizde hastalık falan tanımıyorsunuz yani böyle her fırsatta geçirmece. Ay kıyamam size ya. Şu uçak arızalanmasaydı şimdi evliydiniz. Evet abi ya. Ya ben sizin şansınıza tüküreyim be. Peki ne zaman gidiyoruz? Nereye gidiyoruz ya? Nereye gidiyoruz? Yok artık hiçbir yere gitmiyoruz. Nasıl? Yoksa vaz mı geçtiniz evlenmekten? Allah korusun. O ne demek? Olmaz. Olmaz ya. Olamaz. Abla. Ya, bak ben enişteciğim ben seni çok seviyorum. Bunun hani alakası yok bu durumla. Ama ben bir Türk erkeğiyim ya. Ay Orhan bir sus. Bu lafın sonunu dinle. Evet bir dinle Orhan. Yani biz Zeynep'le düşündük taşındık. Böyle ne bileyim Amerika'ymış da başka yermiş de böyle şaşalı düğün falan yapmayacağız. Yok. Böyle sade bir nikah yapacağız. Hı. Ve sadece biz bize olacağız. Altımız yani. Evet. Süper düşünmüşsünüz. Vallahi harikasınız. Olur. Evet ya zaten öyle gereksiz aksiyona gerek yok. Böyle hallederiz biz ya. Evet biz bize hallederiz. Mesela ne zaman halledelim biz bize? Yarın çok güzel bir gün. Yarın yapalım mı nikah? Ben bunu hiç düşünmedim Orhan. Evet yarın yapalım nikah. Ablacığım sen eskiden daha zekiydin. Sana ne oldu? Allah Allah. Ya yarın nasıl yapabiliriz bunu Orhan? Daha bunun hastane işi var, nikah memuru var, mekan var. Yani sonuçta tamam hani sade bir nikah istiyoruz ama sonuçta ben de ilk kez evleniyorum yani. Bir şey de isterim ama Fatih. İste sen ya, iste. Yalnız nikah memurunu tanıdık bulmamız gerekiyor. Niye? Şimdi bizim aile biraz famous ya, magazine falan düşersek her şey ortaya çıkar. Ay şaskım. Enişte o iş bende. Benim belediyede tanıdığım nikah memuru var. Vallahi mi? Vallahi. Tamam hastanede ben de o zaman biliyorsunuz tanık doktorlar falan var. Vallahi mi? Hı. Çok güzel arkadaşları var onun doktor. Böyle bir anda kardeşi ortaya çıkıyor. Geçirebildin mi o arkadaşın travmasını? Oho laf soktular. Bunlar geçen öyle bir şey yapmıştım ben yapmamıştım. Bir de ne var? Düğün pastası var. Ama artık onu herhalde ben yaparım değil mi? Size kendi ellerimle. Aman canım zaten yani şu kadarcık insanız. Ben şöyle küçük bir şey yapsam yeter. Ama onu iki kat yaparım çünkü sonuçta bu yani hala bir düğün pastası değil mi? Tamam onu ben yaptım. Bana bir şey kalmadı. Kankacığım sana kalmaz olur mu ya? Mesela daha nikah yerimiz nerede? Belli değil onu da sen halledersin. Tamam onu ben hallederim ya. Ya olmadı zaten ben size benim evi açarım. Daha önce yapmıştım var. Ya ne ekip olduk biz ama. İki dakikada düğün organize ettik. Vallahi korkulurmuş sizden. Altı süper kahraman. Şirket mi kursan? Siz yeter misiniz? Hadi Minacığım. Afiyet olsun. Zeynep'ciğim. Yediysen. Acelemiz var ya. Fatih'ciğim ben bir kere de şu kahvaltıyı boğazıma tıkmasan rahat rahat yapsam kahvaltımı.
Hayırdır? Yine neyi paylaşamıyorsunuz? Ay yok babaanneciğim, işlerimiz var da erken erken halledelim demiştik ama. Yaparsınız canım. Zaman çuvala mı girdi? Bırak da kızı rahat rahat kahvaltısını yapsın. Anneciğim Fatih, bırak da rahat rahat bir kahvaltımı edeyim ya. Biliyorsun hassasın bu konuda. Ayol koca malikaneyi yedi bitiremedi. Doymadı, bununla mı doyacak o? Ya Zeynep. Bak yer bulamayacağız, parkta nikah yapacağız. Asıl bizim kalkmamız lazım. Hadi mukaddes, 3 saat kaldı uçağa. Fehmi'cim bavullarım hazır benim, kapının önünde 5 tane. Aa, bırak kahvaltımı yapayım. Nereye gidiyorsunuz ki siz? Ya siz Amerika'ya gidince biz de annenle bir hafta sonu kaçamağı yapalım dedik. 2 günlüğüne Antalya'ya gidiyoruz. Valla mı? Ha. Güzel, çok güzel. Gidin gidin. Biz babaanneme bakarız değil mi? Benim burada kalacağımı kim söyledi? Valla mı? Hafta sonunu av köşkünde geçirmeyi planlıyorum. Eski dostlarla bir arada olacağız. Hem doktor orman havasını gayet iyi geleceğini söyledi. O orman havası diyen doktorun ağzını öperim. Tabii babaanneciğim, çok iyi gelir sana. Hem evle de biz ilgileniriz değil mi? Ev. Fatih, evin bakılacak neyi var oğlum? Ha yani lafın gelişi anneciğim. Hadi mukaddes kalk. Evet anneciğim, koskoca uçak beklemez. Hadi kalkınız. Ay baba oğul ya, bir acayipsiniz. Kalk kalk, kalktım hadi. Aa evet, ben de kalktım. Hazırlayın hemen. Ay güne geldin. Hadi çocuklar afiyet olsun. Yardım edin babaanneciğim. İyi yolculuklar babaanne. Zeynep, 4 ayağımızın üstüne düştük ya. Fatih. Ha. Sizin av köşkünüz mü var? Sen oraya mı takıldın? Zeynep'ciğim kalk kalk, tamam. Hadi gidiyoruz tamam. Hadi. Ya şunu anlat babaanne, çok ya, güzel. Ya tamam, işlerimiz var ya, ne yedin hadi kalk. Pardon. Ya biz evlilik muayenesi için gelmiştik ama. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Kan alma odası şu tarafta. Ben arkadaşı göndereceğim. Şu tarafta bu. Burası mı? Burada, evet. Tamam, teşekkürler. Teşekkürler. Ne oldu? Kan alma. Evet. Hayatın prosedürü işte. Bunu yapmadan evlenemeyiz. Yok, bence evleniriz. Ya Zeynep gelmedi, ne yaptın? Zeynep sen korkuyor musun? Arkadaşlar, evet, aramızda korkak biri var. Ben korkak falan değilim, bu fobi yani, anlamıyorsunuz. Tamam Fatih, ben varım yanında. Hayır Fatih'im, senin benim yanımda olman önemli değil. Çünkü diyorsun? Bu koluma sokacaklar. Ben yanındayım, merak etme. Saçmalama Zeynep, sinek ısırır gibi bir şey o ya. Hiç de bile, uydurma. Sirsek ısırır falan değil o. Ya Fatih. Bir şey söyleyeceğim. Bana anestezi yaptılar, olur mu? Bayıltsınlar beni, sonra istediklerini yapabilirler. Zeynep saçmalama, anestezide de iğne yapıyorlar. Ya sakin ol hayatım. Evet, hazır mısın? Ben değilim. Tamam, tamam, bir dakika. Ben hazırım. Sen de görmüş ol hayatım. Böylece korkulacak bir şey olmadığını anlarsın. Bak, böyle açıyorsun burayı, benim damar hemen çıkar. Oha! Bu ne? Ay, bana bir şeyler oluyor! Zeynep! Ay, Zeynep! Zeynep! Dur, 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 dur! Hayır, hayır Fatih! Bak, zorlama! Hayır, zorlama! Ya bak, bize... Hayır! Ya! Hayır! Lütfen! Tamam, tamam bize bak! Hayır! Evliyim bize konsantre. Bak, senin mi konsantre? Olur mu? Fatih, bizim imam nikahımız var. Sayılmaz o, saçmalama imam nikahımız var. Bir şey diyeceğim. Ne? Çok önemli. Bak, bizim kanımız kesinlikle uyuşuyordur. Niye biliyor musun? Niye? Şu suratına bak. Benim şu suratıma bak Fatih. Biz 100 yılın en yakışan çifti değiliz de değil. Şu an saçmalama Zeynep. Ay Zeynep! Nasıl kandırdım ama sizi? He? Ya ben çocuk doğurmuş kadınım. Allah aşkına, minicik bir iğneden mi korkacağım ya? Siz de yani. Ay ya, bir şey dökülmüş oraya. Ay çok kötü. Ya bırak. Ya bırak. 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 Ya Allah'ın yolunu vereceksin. Bırak. 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 Hayır. Hayır. Al ver. Evet. Al ver. Al ver. Al ver. Al ver. Ya Zeynep abartma. 40 saat geçti üstünden. Acıyor mu hala? Acıyor. Ne oluyor? Acıyor. Kıyamam ben sana. Getir o kolunu da öpeyim bir. Gel. Getir, getir bakayım. Getir. Oh!
Geçti mi? Geçti. Bak bak ya. Ya Zeynep. Hı. Biz şaka maka evleniyoruz. Evet. Ya önüne baksana. Ya bak bak yeni gelin gibi kırıtıyor. Ağzını burnunu yerim ben senin. Yeni gelin değil miyim? Kırıtacağım tabii. Yeni gelinsin sen. Son sürüm. Update, upgrade. Adam gelin. Ne? Ya şaka maka bir yana da gerçek bir aile oluyoruz. Karım oluyorsunuz yani. Oyunumuz gerçek oluyor. Ben çok teşekkür ederim. Hastalıkta, sağlıkta, ıssız adalarda, ayılardan kaçarken, nezarethanede, bütün aklına gelebilecek bütün maceraların içinde benim yanımda olduğun için, beni yalnız bırakmadığın için ve beni evrenin en mutlu adamı yaptığın için. Evet, evet, evet. Hadi ben de sana teşekkür ederim. Hastalıkta, sağlıkta, ıssız adada, zombilerden kaçarken, ayı kovalarken, türbülanslarda, motoru yanan uçağın içinde, nezarette, her yerde, her zaman yanımda olduğun için çok teşekkür ederim. Umudumu kesmişken karşıma çıkıp bir anda karım olur musun diye sorup bana aşkı hatırlattığın için, beni kainatın en mutlu kadını yaptığın için, bir de çocuğumun babası olduğun için teşekkür ederim. Gerçi benimkinden biraz arak oldu ama. Yaşasın. Biraz başta direndi gerçeği yok. Neymiş efendim? Fatih Bey'den bizzat emir almadan şuradan şuraya gitmezmiş. Ben tabii ki ikna ettim Fatih Bey. Nasıl ikna ettin? Meslek sırrı değilim Fatih Bey. Güzel. Çocuklar vurdu mu? Evet efendim. Bütün ekip tamam. Pardon. Siz niye fısıldıyorsunuz? Evde kimse yok. Planı ben de biliyorum. Aa. Ya. Affedersiniz Zeynep Hanım. Vallahi alışkanlık. Alışkanlık. Benim alnımı sana takmışlar. Çok güzel olmuş Fatih'ciğim. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Enişteciğim sen tabii ki de eniştelerin en yakışıklısısın. Ama tabii böyle kısa zamanda yani bu kadar. Yok senin ellerine sağlık bir tane. Çok güzel olmuş çocuklar. Her şey çok güzel olmuş ya. Bir günde neler organize ettiniz siz? Aman ablacığım olur mu böyle şeyleri lafı sözü olur mu? Siz bir an önce evlenin de artık yani. Tamam Orhan. Evleniyoruz işte bugün. Uzatma. Ha. Siz beğendiniz mi gerçekten? Ya yani, var ya. Ne demek ya? Harikasınız, harikasınız. Hepinizin içinde birer düğün organizatörü varmış. Ne hiç söylemiyorsunuz. Siz asıl sürprizi daha görmediniz. Ne? Pastanın içinden bir şey mi çıkacak? Fatih'im şu pastanın içinden ne çıkabilir? Allah aşkına ya. Çıksa yoksa Fadi'nin saçı çıkar dikkatliye. Yok ben zaten lafın gelişi söylemiştim. Zaten bizim kültürümüzde yok öyle bir şey değil mi de? Yok 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 bizde yok öyle bir şey. Hadi oyalanmayın siz de. Asıl sürpriz yukarıda sizi bekliyor. Ya. Ha, asıl ay. Sürpriz. Gel bakalım. Gel buraya. Ya içine bir şey gizlese miydim hakikaten ha? Sürpriz hediye falan. Çeyrek saklasaydım Fatih. Yok ya Fatih yerken onu dişini kırar. O küçükken de böyle neyse dişini kırıyordu zaten. Yapma öyle bir şey. Riske girmeyin. Ay Fatih şunlara bak. Ya nasıl da bir günde organize olmuşlar. Eşek sıpaları. Ne güzel değil mi? Çok güzel. Bizi seven bir sürü insan var etrafımızda. Mutluluğumuzu düşünen bir sürü insan. Babalarımız bile, ailelerimiz. Mukaddes Şekerzade hariç tabii. Çok güzel gelinlik.
Hayatım ne oldu? Ben utanıyorum Fatih. Tamam ayrı ayrı giyiniriz. Biz herkesi kandırdık. Hı? Ya bizi seven, bizim iyiliğimiz için uğraşan herkese yalan söyledik biz. Hayatım tamam işte evleneceğiz, yalanı gerçek yapacağız. Evlilik hiçbir şey değiştirmeyecek ki. Ya bir yalanı gerçeğe dönüştüremezsin. Yalan işte adı üstünde. Bir yalanı itiraf edebilirsin. Ya ben kıyamam sana, tamam hayatım. Biz bir yalan söyledik. Ama şimdi her şeyi düzeltiyoruz işte. Endişe etmene gerek yok, tamam mı? Peki Selim? Selim'i hiç düşündün mü? Ya evliliğimiz gerçek olduğunda bile... ya ben de Selim de... herkes de Selim'i senin oğlun olarak kabul ettiğinde bile... gerçek değil. Olmayacaktı. Ben zamanı geldiğinde... kendi ağzımla söyleyeceğim her şeyi Selim'e. Merak etme. Fatih'ciğim sorun bu değil. Ne? Yani sen gerçeği söylediğinde de Selim seni seçecek babası olarak. Ben bundan eminim. Hiç şüphem yok. Ama babaanne... kadın bütün mirasını Selim'e bıraktı Fatih. Onu kandırmaya hakkımız var mı? Ya Zeynep saçmalama. Babaannem Selim'i herkesten her şeyden çok seviyor biliyorsun. Evet gerçeği öğrendiğinde de sevmeye devam edecek zaten. Ama Fatih ben kadının gözünün içine baka baka yani kanını taşımayan bir çocuğa bütün mal varlığını bırakmasına göz yumamam yapamam. Ben bunu yaşayamam Fatih. Ne diyorsun sen Zeynep? Ha sen şaka yapıyorsun. Uçağın intikamı. Ya çok çakalsın sen ha. Hayır Fatih'ciğim. Ciddisin. Hayatım yani anlamıyorum her şey yoldayken niye kendi ellerimizle bozalım? Fatih'ciğim asıl gerçeği söylediğimiz zaman her şey düzelmiş olacak. Bak görürsün. Güven bana. Gideceğiz. Herkese her şeyi bütün çıplaklığıyla, gerçekliğiyle anlatacağız. Ve böyle göğsümüzü gere gere dolaşacağız etrafta. Ha? Ya aşkım yine bana böyle yavru köpek gibi bakıyorsun. Yapma şunu. Ben dayanamıyorum sen böyle baktığına. Ya ne söyleyeceğiz? Her şey. Zeynep. Merak etme. Gayet güzel olacak her şey. İnan bana. Önce evlenelim. Sonra her şeyi konuşuruz zaten. Anlatırız hayatım. Önce söyleyelim sonra evleniriz. Lan durmuş durmuş bugünü beklemiş. Ya çocuklar aşağıda bekliyor. Önce evleneceğiz sonra. Ya ne yapayım? Bana daha önce dank etti işte. Evleneceğiz ya. Ne yapıyorsun Fatih? Damatlığımı giyiyorum. Evleneceğiz. Erkeğin sözü geçecek. Beni dinleyeceksin bundan sonra. Önce evleneceğiz. Nereye? Ah uçağı unuttuk. Pasta bıçağı ya. O kadar pasta yaptım. Bıçağı yok. Aa, bıçağı getir çabuk Mete. Evet. Nikah memuru da geldi. Hayatımda böyle saçma şey görmedim. Sen hiçbir şey görmedin zaten değil mi abi? Görmüyorum ki zaten. Birazdan göreceksin abi sakin. Bizimkiler nerede kaldı ya? Siz niye giyinmediniz ya? Nikah memuru da geldi. Ya elbisenin bedeni falan mı olmadı ne oldu abi? Ablacığım artık bir şey söyler misin ya niye giyinmediniz? Oturun. Oturun hepiniz. Biz bir karar aldık. Ben değil. Biz? Vallahi lakam yok. Bir karar aldık. Abla siz ciddi ciddi her şeyi anlatacak mısınız şimdi? Ya biz bu kadar hazırlığı boşuna mı yaptık? Vallahi bravo sana ya. Dur atlattın bombayı. Tebrik ediyorum seni. Seni de abi. Ne beni de? Bana bir şey söylemiyor. Benim fikrim değildi. Ya kızım bıraksana şunu yalamayı ya.
Ya biz aylardır adasıydı, nezarethanesiydi, Ertan'ıydı, bilmem nesiydi koşturup duruyoruz güzelim. Sizin bu yalanınız ortaya çıkmasın diye bizim canımız çıktı burada. Hah Fadi konuş. Ya tam sonuna geldik, sizi evlendiriyoruz. Ne demek ben yalanlarla evlenemem? Ne Murat'lık ya? Çok haklısın. Hepiniz çok haklısınız. Ya bizim için o kadar uğraştınız. Bu yalanı saklamak için didindiniz. Başınıza bir ton iş geldi bizim yüzümüzden. Ama inanın, biz sizden çok daha fazla yorulduk Fadik. Ben rahatım ya. Ama şu anda vicdanım çok daha rahat. Ya bunun ne demek olduğunu anlamıyor musunuz? Şimdi en son ne yapıyoruz gençler? Kimse evlenmiyor mu? Mustafa, açsana adamın gözlerini, su falan bir şey ver. Vazgeç bu sevdadan, ne olur. Bak kafanı dağıtmış olursun. Seni iki gün bir yere götüreyim ha. Uçak düşer. Gemiyle gideriz. Gemi batar. Arabayla? Araba bozulur. Lan tren bulurum ben sana. Ha? Ya Fatih'cim anlamıyor musun? Ya anlamıyorum vallahi Zeynep. Hayatım, araçların hiçbir önemi yok. İstersek uzay mekiğiyle Mars'a gidelim. İster denizaltıyla Guam çukuruna dalalım. Nerede nasıl evlendiğimizin bir önemi yok. Mesele evliliğimizi yalan üzerine kurmamakta. Ben seninle yaşadığım hiçbir şeyden dolayı pişman değilim. Yine olsa yine yaparım. Seninle beraber olduğum için de kendimi dünyanın en şanslı insanı gibi hissediyorum. Ama olmaz. Artık bu şekilde yaşayamayız. Ya sürekli birileri öğrendi, öğrenecek diye yaşamaktan yorulmadın mı? Hayatım yoruldum tabii ki ama ya... Aması maması yok Fatih. Ailelerimizin bunu bilmeye hakkı var. Senin bunu bize yapsan ne kadar kızarız bir düşünsene. Ya tamam hayatım öyle de... Bak bu o kadar kolay olmayabilir yani... Söylediğimiz zamanı düşünemiyorum bile. Nasıl tepki verecekler? Neler yaşayacağız bir düşün. Gülsüm Hanım'a hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Ediyor musunuz? Helal olsun. Ediyor musunuz? Helal olsun. Mahruma el Fatiha. Ay Fatih ya, niye böyle şeyler düşünüyorsun? Olacak olan bu. Bu olacak. Tabutta hop. Peki, ya gerçeği öğrenmeden ölürse? Bu vicdan azabıyla nasıl yaşayacaksın? Ya vicdanımı içime gömerim ben. Fatih'ciğim işte bu yüzden söylemek zorundayız. Ya Zeynep niye söylemek zorundayız ya? Bir de reis babamı düşünsene. Ya bütün o gerçekleri anlattığımızı düşün. Ne yapar bize? Sana söylemiyorum demiştim. Evet demiştim. Demek bunca zaman... Bana derin Şevket'e yalan söylediniz ha? Evet. Evet baba. O çok söyledi o. Ben de dedim ki yani yalan ya söyledi. Fatih oldu. Niye itiraf ediyorsun dedim. Biz söyledik. O zaman benden günah gitti. Benim de ne sordun? Kimse yatırmaz ya reis babacığım. Bak biz bizim bir günahımız yok. Tek günahımız sevmiş olmak. Sevmek suç mu? Suçsan vur. Ya!
suçmuş. Dur dur dur. Babacığım bak ya, bize acımıyorsan Selim acı. Bak sonra büyüdüğünde torununa ne anlatacaksın? Ne anlatacaksın baba? Ne? Bunu bana yalan söylemeden önce düşünecektiniz. Ne Allah? Reyfa! Artık ya, yapma, ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Ölüp kalacaklar şurada. Allah razı olsun senden kardeşim. Konuş, konuş, konuş. Sonra size de gelecek. Onlar bende Şevket Reis. Onların hakkından ben geleceğim. Anneciğim ya, bizim günahımızda biz ne yaptık? Yalancıya yardım ve yatakçılık. Ya, Allah Allah aşkına ya, sen böyle bir kadın değilsin. Yani sen dayıma söyle ya, vurup durmasın artık, bıraksın adamları. Hiç acıma abi. Alayına vur gitsin. Vur! Çekilin. Vur. Vur! Vur! Cevat, Kamil, götürün bunları. Nereye reis? Nereye? Devrune. Devrune derken? Abart. Tamam, falaka biraz abartılı oldu ama yani sonrasında attı yine denize. Evet, hiç babamın tarzı değil. Ayrıca babam bu kadar acımasız bir adam da değil. Halam da bana hayatta kıyamaz. Reis babam, İstanbul'un yarısını denize atmış adam. Fatih, sen istediğin felaket senaryosunu yaz. Ben kararımı verdim. Ya verme. Bunu söyleyeceğiz. Ya yeter. Ertan mı geldi, biri mi duydu, o mu gördü, şu mu? Sıkıldım ben artık ya bu şekilde yaşamaktan. Huzura ereceğiz ya. Sen özlemedin mi şu huzurlu hayatı? Mezardaki huzuru özlemedim ya. Ay Fatih, nefesini boşuna tüketme. Yarın annene baban geldiğinde, Gülsüm Hanım da geldiğinde ben de bizimkileri çağıracağım. Hepsini oturtacağım böyle. Karşımda hepsi varken tek 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 bütün gerçekleri söyleyeceğim. Hepsini aynı anda. Hayır, olmaz. Ne olmaz? Olmaz öyle. Bir anda bütün herkese. Olmaz öyle. Dur. Ya Allah'ım yarabbim. Tamam, madem söylüyoruz o zaman babaannemden başlayalım. Yani onu tek alalım karşımıza. O daha böyle makul, hani mantıklı bir insan ya, böyle bir tepkisini ölçmüş oluruz. Böyle bir belki fikir verir bize falan, ha? Yok, bu da saçma ya, hiç yapmayalım ya Zeynep, aşkım, yapmayalım. Aşkım çok zekisin, aynen böyle yapacağız. Önce Gülsüm Hanım'a söyleyeceğiz, bak senin istediğin de oldu. Nereye söyleyeceksin? Evde kimse yok ki. Ne bileyim güzel, sen kafana koymuşsun bunu. Telefonla arayıp söylersin. İyice paranoyaklaştın ha. Nereye, nereye? Tuvalete. Geleceğim mi? Tamam. Allah Allah. Müzik açayım mı? Yok, buna gerek yok. Tuvalette telefon yoktu değil mi? Musa, neredeler? 10 saniye buradalar efendim. 10 mu? Geliyorlar mı? 8 saniye. 8. 4. 3. 2. Ya Zeynep. 1. Dur, dur, dur. Ben. Babaanneciğim. Ah, canlarım. Gülsüm Hanım. Canlarım, canlarım. Gülsüm Hanım. Canım, canım. Hoş geldin. Nasılsınız bakalım? Aa, babaanne. Senin böyle rengin bir solmuş gibi, bir hasta gibisin. Sen uyusana, odana çıkıp. Ay yok canım, gayet iyiyim. Bomba gibiyim Fatih'ciğim. Hem orman havası da çok iyi geldi. Yok yok, bak çökmüş gibi. Hadi sen uyu. Ha? Ah, niye uyuyayım canım? Ben salona gideceğim. Hem siz de gelin birer yorgunluk kahvesi içelim ha. Hadi. Çok güzel olur Gülsüm Hanım.
Çünkü bizim de sizinle konuşmak istediğimiz bazı şeyler var. Ne var? Ya bak çok merak ettim şimdi. O zaman beni hiç bekletmeyin. Hadi çabuk. Çabuk içeriye gelin, olur mu? Hı hı, tamam. Şirdem. Ya Fatih, ne yapıyorsun sen? Ya hemen şimdi söylemek zorunda mısın? Evet, ya yarın var, öbür günü var. Hayır. 3 yıl sonra söyleyelim. Hayır. Şu anda söylemek zorundayız. Anlamıyor musun bunu ya? Ne kadar ertelersek o kadar kötüye gidecek durum. Ya Zeynep ya. Ya Zeynep deyip durma bana. Söyleyeceğiz bunu. Bugün bu iş bitecek Fatih. Hem bak senin istediğin gibi. Gülsüm Hanım yalnız. Annenle baban evde yok. Gideceğiz, söyleyeceğiz. Hem bak bir şey olmayacak. Çünkü en başından da böyle konuşmuştuk, böyle anlaşmıştık seninle. Hatırlasana. Sal gel öyle. Gel topla gel. 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 Yavaş gel. Sakin gel. Gel. Fatih bu ne? Gel topla 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 güzel. Ben eşeğimi sağlam kazığa bağladım da. Gel gel topla gel. Top böyle gel. 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 Güzel. İstediğiniz her şey emrettiğiniz gibi hazır Fatih Bey. Tam teşekkürlü. Ambulans ve ilk yardım ekibi burada. Harika Mustafa. İçeriden seslenirsem hemen gelin. Derhal. Fatih'cim. Ya ne olur ne olmaz hayatım ya. Yahu bu kadar endişelenmene gerek yok. Bak her şey çok güzel olacak. Göreceksin hayatım. Hadi gel. Hadi. Tamam sonra yapalım. Hadi Fatih. Tamam önden git. Hadi. Sen konuşacaksın. Söyleyin çocuklar, çekinmeyin. Yoksa bana güzel bir sürpriziniz mi var? Var, var. Sürpriz. Var da. Güzel mi değil mi onu bilemedim. Babaanneciğim en baştan söyleyeyim, bu sürprizin fikri sahibine Zeynep'e aittir. Yani ben aradan çıkayım, ben anlatacağım, aracıyım ya yani onu bil de. Tamam, söyleyin hadi. Şimdi babaanne. Biz. Evet, siz. Yani ikimiz. Bir fidanı. Açıyorum. Ben yatırmayacağım Zeynep. Hadi saçmalama. Şu anda bunu yapmak zorundasın. Senin fikrinde saçmalama. Bunun ile alakası yok. Şu anda biraz cesaret. Karşımıza almışsın. Cesaret yok. Neyin bize cesaret yok? Durun, durun, durun çocuklar. Durun. Yoksa ikinci bir torun mu geliyor ha? Evet, hadi yapalım. Hayır, yapalım. Yok, yok öyle bir şey. Gülsüm Hanım, ikinci torunu. De, yok, ikinci torun falan yok. Gülsüm Hanım, ne ikinci? Birincisi neyinize yetmiyor? Diyeceğim ve saçma olacak çünkü. Bu da sizin gerçek torununuz değil zaten. Tamam, ben söylüyorum. Gülsüm Hanım, isterseniz siz bir oturun önce. Oturun. Evet. Söylüyorum. Gülsüm Hanım. Söyleme. Fatih'le... Ha, söyleme. Fatih'le biz evli değiliz Gülsüm Hanım. Selim de Fatih'in öz çocuğu değil. Ben baba baskısından kaçmak için sevdiğim adamın peşinden Amerika'ya gittim. Ama o da beni karnında bebeğime terk etti. Selim doğduktan sonra da ailemin yanına dönmek mecburiyetinde kaldım. Dönüş yolunda da yani uçakta da Fatih'le karşılaştım. O da benim gibi baskıdan kaçmıştı. Biz ilk başta birbirimizi kurtarmak için her ne kadar bir oyun olarak başlasak da... ...daha sonra birbirimizden hoşlandığımızı fark ettik. O hoşlanma sevgiye dönüştü. O sevgi aşka dönüştü. Sevgi aşk böyle bir baktık ya aşık olmuşuz. Kısacası özetlememiz gerekirse Gülsüm Hanım. Fatih'le ben evli değiliz. Selim de sizin gerçek torununuz değil. Tamam. Gülsüm Hanım. Babaanne ben sana söylemeyelim demiştim işte. Babaanne.